Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUS ile devam ediyor. Şu an sizlere Antalya Growtech Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Anamas Tarım firmasının konu olduk ve yanımızda firmanın satış ve pazarlama müdürü Sayın Hüseyin Serkan Yıldırım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarımız. Sağ olun, sağ olun. Hepimize Türk tarımına hayırlı olsun. İnşallah. Hüseyin Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz ancak öncelikle ben ekranları baştaki izleyicilerimize sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Hüseyin Serkan Yıldırım kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunuyum. 2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl askere gitmeden önce bu şirkette başladım. İlk işim ve hala devam ediyorum. Şu anda çekirdekten yetişip artık hani satış pazarlama müdürü olarak şirketimde 13 senedir hizmet etmekteyim. Anamas tohum, tarım olarak sunulan, verilen hizmetler nelerdir? Biraz firma hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Tabii ki. Şirketimiz 1997 yılında Antalya'da Serik Kocayatak beldesinde kuruldu, köyünde kuruldu. Biz tamamen 97 yılında kurulduktan sonra bir 4 sene içerisinde de hemen 2001 yılında ertesinde araştırıcı ve ıslahçı kuruluş olarak Tarım Bakanlığı'na tescilli araştırıcı ıslahçı üretici firma olarak yerimizi aldık. Şu anda Türkiye'de hem ıslah hem de pazarlama satış yönünden ve Arge yönünden araştırıcı kuruluş olan ender firmalardan birisiyiz. Bütün üretimimizi, bütün Arge çalışmalarımızı hepsini tamamen Türkiye'de, Serik'te, Antalya'da kendi tesislerimizi üretip buradan üretilen tohumların yurt içine ve yurt dışına pazarlaması tamamen Antalya'da, Türkiye'de %100 yerli olarak devam etmekteyiz. Kısaca biz çalıştığımız türlerden bahsedeyim tabii sizlere. Tabii ki, buyurun. Öncelikle şeyimiz domates, biber, hıyar, kavun, karpuz ve kabak, bu türlerde çalışıyoruz. Tabii bu türlerin içerisinde de farklı tipte olanları var. İşte küçüğü, büyüğü, pembesi, kırmızısı, sivri biberi, çarlı biberi. Kendi içinde mini hıyarı, büyük multi hıyarları vesaire vesaire. Bir sürü tip kendi arasında değişiyor. Yaklaşık bir 60'a yakın tescilli ürünümüz var. Tarım Bakanlığı'ndan tescilli yurt içinde ve yurt dışında satışını yaptığımız ürünler var. Hani Arge firması ve ıslahçı üretici firma olmanın avantajları da var. Herhangi bir pazarda bir eksiklik ve ihtiyaç doğrultusunda ona hemen müdahale edip ıslah çalışmalarını başlatıp hemen birkaç sene içerisinde de pazarın istediği, piyasanın istediği uygun çeşitleri rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Türkiye'de satış ağımız, gelişmiş bir satış ağımız mevcut. Bazı bölgelerde baş bayilerle, bazı bölgelerde distribütörlerimiz. Ama ağırlıkta %70'te kendi personelimizle hizmet vermekteyiz. Hem pazarlama hem de teknik personelimiz var. Satışı yapan bir ekibimiz ayrı. Arazi, üretici ve deneme grubunu takip eden ekibimiz ayrı. Bu bir takım çalışması zaten. Evet. Buradan araziden gelen sonuçlara yönelik çalışmalarımızı ıslaha geri bildirimi yapıp ıslahtan gelen ürünleri de araziye öncelikle deneme, demonstrasyon şeklinde beğeni görürse üreticiden işte satış etkilen bir sürü faktör var. Üretici bunlardan tabii ki en önemli olan. Ondan sonra ihracat, pazar. Bunları etkileyen birçok faktör var. Bunlardan da elde edilen geri dönüşlere göre 2 sene ya da 3 sene sürüyor bazı çeşitlerinde mastürasyon süreleri. Beğeni ve talebe göre de 3. senenin sonunda tescillerini alıp bakanlıktan tescil edip ticari olarak satışı piyasaya sunmaktayız. Dediğim gibi bir Arge grubumuz, bir pazarlama, bir satış grubumuz var. Bunlar kombine olarak devam ediyor. Her sene kendi tesislerimizde yeni çeşitlerimiz, bu saydığım türlerde yeni çeşitlerimiz geliyor yeni yeni. Çünkü pazar piyasa değişken bir piyasa. Evet. Özellikle hastalık konusunda, dayanım konusunda biz özellikle hassasiyetimiz o yönde. Belli başlı virüs, viral hastalıklar, işte toprak kökenli hastalıklar var. Bunlara dayanım konusunda şu anda
üniversiteyle beraber ortak çalışmalarımız var. TİDEP'ten projelerimiz var. Bu konuda devlet desteğiyle de şey yapız. Üniversitelerle beraber sürekli de iletişim halindeyiz. Bu hastalık testlemelerine karşı hem oradan danışmanlık hizmeti alıp mevcut hatlara bu hastalık dayanımlarını aktarıp hastalıklara dayanıklı üreticinin yüksek verim alacağı kaliteli ürünler elde etmek zaten ana hedefimiz bu. Bu edinimlerden sonra da hastalıklara dayanıklı en az 4-5 tane hastalıklara ciddi anlamda dayanıklı çeşitlerimiz mevcut. Domatesde özellikle belli başlı viral hastalıklar var. Bunlara dayanıklı çeşitlerimiz. Artık hatta şöyle söyleyebilirim. Gelen birçok hatta fixledik bu yani. Hem gelen bütün materyaller tamamen buna dayanıklı hale geliyor. Biberde keza oldukça iyi olduğumuz türlerden birisi. Biberin birkaç tane hastalığı var işte. Tomato spotted white virüsü diye geçiyor. Bunlara karşı şu anda biberde de fixlemiş durumdayız. Gelen bütün ürünlerimiz bu hastalıklara karşı dayanıklı. Yani kısaca hani toparlayacak olursam da üretici, satış kanallarımızın olduğu yerler ve ihracat kanadı. Komisyon bizim sektörümüzde önemli bir yer kaplıyor. Çünkü marketlere sunan kısım da orası. Onların beğenileri de bizim için önemli. Yani üretici diyor bizim ürünümüz hastalıklara dayansın, verimi yüksek olsun, bir sıkıntı yaşamayın. Bu sefer komisyon ve harcı ve tüccarlar diyorlar ki ürünleriniz kaliteli olsun, albenili olsun ki tüketiciden talep görsün diye. Bütün bunları derleyip toparladıktan sonra üretimden gelen, Ar-Ge'den gelen çeşitleri pazar istekleri doğrultusunda piyasaya lanse ediyoruz. Evet. Bizim yaptığımız iş kısaca özetlersek böyle. Evet. Peki efendim, Antalya merkezi bir firmasınız. Evet. 97 yılında kuruldu firma. Bugünlere kadar en iyi, en kaliteli bir şekilde de hizmet vererek bugünlere kadar hizmetle devam ediyor. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir sektörle ilgili? Zaten mevcut 40 dekar bir üretimimiz alanımız vardı. Artık hani potansiyelimiz de büyüyünce buna bir 25 dekar daha bu sene ekledik zaten. Ege bölgesinde bir istasyonumuz daha kuruldu. Yani potansiyeli de karşılayacak düzeye gelmeye çalışıyoruz. Daha da büyüyerek yerli tohumculuk, özellikle altını çizmek istiyorum. Yerli hibrit tohumculuğu Türkiye'de belli yerlere gelmesindeki amacımız bu. Çünkü yerli imajıyla Türk firması olmamız bir avantaj. Ülkemizin en azından yurt dışındaki fuarlarda temsil ediyoruz. Yurt dışına yaklaşık 17 ülkeye bizim satışımız var. Bu ülkelerde kendi Türk, %100 Türk bizim paketlerimiz üzerinde yazar, %100 Türk diye. Bunu temsil edebiliyoruz. Yani yerli üretime, yerli tohumculuğa desteğimiz sürecek. Elimizden geldiğince de ülke ekonomisine bu şekilde katkıda da bulunmaya çalışıyoruz. İlerideki hedeflerimizden diğer türlerde de çalışmak için şu anda talepler doğrultusunda slaç çalışmaları başlattık. Portföyümüz giderek büyüyecek. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum ben de. İnşallah efendim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Tumuz ile devam edecek. Antalya Gurotek Fuarı'ndan ve sektörün en iyisi Anamaz Tohum firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi stüdyolarında.